Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Bir tanesi dedi ki, dersin dışında iyi bir adam, mümuley bir adamsın, derste celal kesiliyorsun. Bir tuhaf moda giriyorsun. Biraz önce bak konuşuyorduk falan, salavat nasıl getiriyor, ben de şaşırıyorum. Dersin şahsı manevisi, evet. İlginç bir derstir. Şu anda okuyacağımız ilginç bir derstir. İnşallah hakkıyla mazhar olmayı nasip eylesin. Amin. Bugün ders akşam olmadığı için böyleyiz. Hususi olsun, hususi bu da umumi derste olmaz bu ders. Ama ilginçtir. Kayıt yapar. Sen yapıyor musun sınavı? Var galiba. Tamam, çekiyorsan. Biz şimdi ulumu anane ve ulumu diniyeden ziyade, biz şimdi, tam Türkiye'ye bakıyor, ulumu anane, yani ulumu anane, gelenek, görenek, örf, adetlerimizi yerine ulumu diye diniyeden ziyade garplılaşmaya ve medeniyete muhtaçız. Yani biz gelenek, görenek, din ilimleriyle, örf, ananeyle değil, biz ulumu diniyeden ziyade garplılaşmaya, Avrupalaşmaya ihtiyacımız var, soruyor. 224, 2. emir daha. Ben de cevaben dedim. Siz farz-ı muhal olarak hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da ekser enbiyanın Asya'da, ekser enbiyanın Asya'da şartta zuhuru ve ekser hükemanın ve filozofların garpta gelmelerinin delaletiyle Asya'yı hakiki terakki ettirecek fen ve felsefenin tesiratından ziyade hissi dini olduğu halde. Bu fıtri kanunu nazara almayarak garplılaşmak namiyle anane İslami'yi bıraksanız ve ladini bir esas yapsanız dahi 4-5 büyük milletlerin merkezinde olan Vilayet-i Şarkiye'de millet ve vatan selameti için dine, İslamiyet'in hakaikine katiyen taraftar olmak size lazım ve elzemdir. Binler misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim. Bu anlaşıldı değil mi? Yani kader-i ilahi bir remzidir. Avrupa'da filozoflar çıkıyor. Asya'dan da peygamberler çıkıyor. Bu bize gösteriyor ki Asya'yı ayağa kaldıracak hissi dinidir. Din hissidir. Adam kafayı talim ediyor hukuk ama anarşist oluyor. Hukuk fakültesinden mezun, hukukları paymal ediyor. Adam doktor oluyor, hiç gerekmediği halde ameliyat yapıyor. Para için. Veya bakmıyor gibi. Demek ki fenler aklı talim edip kalbi terbiye etmiyor. O zaman aklı talim ederken sen okulda kalbi de terbiye olman lazım. Ki kendini ve vatanını satmayasın. Mesela mühendis oldun, iyi mühendis oldun, inşaat mühendisi. Devlette çalışıyorsun. Devlet dedi ki şu müteahhidin köprü yaptığı köprü denetle. Ne yapayım ben diyor. Siyasi liderim diyor. Hepsini denetleyemem. Sen benim adıma, bizim adımıza çalışıyorsun. Millet sana bu parayı veriyor, ben de sana veriyorum. Adam küçük bir menfaati için 80 milyon Türkiye'nin hakkını kale almadan yanlış yaptığı, az çimento kullandığı köprüye onay veriyor. Depremlerde, sıkıntılarda, derelerde yıkılıp gidiyor. Ya insanlar ölüyor veya devletin hazinesi hebaya gidiyor. Peki bunu nasıl yapıyor diye anlatıyorum size. Hiç gerekmediği halde ameliyat yapıyor. Sağsı olmadığı halde seni oyalıyor. Bunlar akılda sorun yok. İyi bir cerrahtır. Fakat kalbi terbiye olmamış. Aklı talim, kalbi terbiye olmadan bu canavar olur. Aklı esas alıp kalbi bırakmak inkarcı olur.
kalbi esas alıp aklı bırakmak taassupçu olur. Tamam. İslam dini ikisini cem etmiştir. Aklı talim, kalbi terbiye. Şimdi diyor ki Avrupalaşmalıyız. Yani al da sanatını diyecek zaten. Ama dini bırakma iktiza etmiyor ki. Yani güzel makina tamir etmek için namazı terk etmek mi gerekiyor? Yani iyi bir böbrek ameliyatını yapmak için sen doktor, yani orucu, zekatı, namazı terk etmeyi mi iktiza ediyor? İyi bir cerrah olmak için. Gerek var mı yani buna? Yani namaz kıldığın için mi iyi bir cerrah olamadın? Ki namaza düşmansın. Öyle ya. Tam tersine yaptığın zaman bu şeyi, dini vecibeleri, dini ilimleri, senin yaptığın fene katkısı var mı? Var. Sahtekarlık yapmazsın, vatanını satmazsın, adam boşuna doğramazsın, rüşvet almazsın, rüşvet vermezsin. Gözünün içine bakıp ille trafik polisi ile bir şey vereceksin diyor. Tapu işlerini yapacaksın, hadi yap bakalım rüşvet vermeden. Oysa alanına verene de lanet etsin diyor. Peki bu harita mühendisliğini okurken tapu şeyinde, onu okurken tapu'da, peki dindar olmak mı daha çok güzel iş yaparsın? Yoksa dinle kopuk olsan hangisi daha şey yaparsın? Muallimler hoş geldiniz. Sizinle alakalı bir ders. Hoş bulduk abi, kolay gelsin. İyi bir, sağ olasın. İyi bir öğretmen olmak için namazı terk etmeye gerek var mı yani? Namaz sizin öğretmenliğinize mani mi? Değil abi, mecbur aslında. Mesela iyi bir doktor olmak için namazı terk etmeye ihtiyaç var mı? Tam tersine, iyi bir dindar olursan bu sefer adamı gerekmediği yerde doğramazsın. O zaman bir daha okuyayım. Biz şimdi ulumu anane ve ulumu diniyeden ziyade gelenek, örf, anane, İslam ahlakı. Böyle bu ibadetler, örf, anane, kültür ki en güzel temsil eden dünyada Japonlardır. Hiç ananesini, geleneğini, göreneğini, örfünü hiç bırakmayan Japonlardır. Ve Japonya, Çin, yaklaşık olarak mübalağası söylüyorum, Çinli birisi kalıyordu bizde Yasin, 435 bin harf varmış. 435 bin. Çünkü harflerle değil, şekillerle onlar konuşuyor. Her şeye bir şekil uydurmuşlar. Kedi ayrı bir şekil, köpeğe ayrı şekil. Onun için harften ziyade şekil yapıldığı için şekiller ad edince harfleri olmuş oluyor. İyi bir şey konuşmak için en az 300 bin şekli bilmek lazım. Şekil harftır. Şimdi diyor ki, biz şimdi ulumu anane, örf, anane, gelenek, kültürümüzü ve ulumu diniyeden ziyade gaplılaşmalıyız, Avrupalaşmalıyız diyor. Bunlar olmasa da olur diyor. Ben de cevaben dedim ki diyor, siz farz-ı muan olarak hiçbir cihette ihtiyaç olmasa da ekseri enbiyanın, ekseri doğunun, doğuda ekseri peygamberlerin gelmesi Asya'da, Şark'ta, ekseri enbiyanın Asya'da, Şark'ta zuhuru, ekser hükemanın ve filozofların Garp'ta gelmelerinin delaletiyle Asya'yı hakiki terakki ettirecek fen ve felsefenin tesiratından ziyade hissi dini olduğu halde, yani Asya'yı, Asya'da peygamberler gelmiş, tarih bu. Yani vaka bu. Doğu'da, Asya'da, Şark'ta çoğu peygamberler orada gelmiş, hemen hemen hepsi. Filozofların hemen hemen çok ağzı, yani gene İslam'dan gelmiş ama temel noktasında Garp'tan gelmiş. Yani filozoflar batıdan çıkmış, kader-i ilahin remzi. Doğu'dan da peygamberler çıkmış. O zaman Doğu aya, Doğu'yu, Şark'ı ayağa kaldıracak hissi dinidir. Din hissidir. Olduğu halde bu fitri bir haldir diyor. Doğu'da din fıtridir. Fıtratlarına mal olmuş ve fıtrat olmuş.
Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki iki tane millete din ruhu olmuş. Din. O milletten dini çıkarırsanız o millet millet olmaktan çıkar diyor. Bir tanesi Araplar, bir tanesi Türkler. Bunların milliyetlerini ruhunu oluşturan dindir. Bu din çıkarsa Türk değil, Arap da değil. Macarlar gibi. Macarlar böyle. Ama Kürtlerden ve Fransızlardan din çıkarsa gene aynı olabiliyor. Bu fıtri kanunu nazara almayarak gaplılaşmak namiyle Anani İslami'yi bıraksanız, Anani İslamiye'yi, İslami adetleri bıraksanız, ladini bir esas, yani laik sistemini yapsanız dahi 4-5 büyük milletlerin merkezinde olan Vilayet-i Şarkiye, şu anda bakın o zaman 2. Mirdan'dan okuyorum, 1947. Yani o zaman diyor ki bak şu andaki hastalık, orada Afrin hadisesi ve doğudaki hastalığın çözümünü 1947'de söylüyor. Diyor ki siz diyor garplılaşsanız bile, bu orada vali kaymakama diyor, siz diyor burası doğu diyor, Şarkistan, Kürdistan, nasıl Lazistan diye geçiyor Osmanlı haritasında, bu gelenemizde var yani, var haritamızda. Eyalet şeklindeydi o eskiden. Osmanlı zamanında. Kürdistan, Lazistan, Çerkezistan, Arman vesaire diye geçiyordu. Diyor ki burada bu milleti bir hale getirecek, bütünleştirecek hissi dinidir, dindir. Siz diyor dinden kopuk dahi olsanız, kaplaşsanız bile bu millete matematiği 2 artı 2 eşittir 4 yerine bunlara din hissini verseniz onları daha hakim olursunuz. Onlar daha bir bütün olur. Vilayet-i Şarkiye'de bunu da yapabilmek için Şark vilayetlerinin merkezinde millet ve vatan selameti için, bak millet, vatan selameti için dine, İslamiyet'in hakaykına katiyen taraftar olmak size lazım ve elzemdir. Yani sen dinsiz dahi olsan, adam namaz kılmıyor diyor doğuda, burada gelecek. Doğudaki. Hemen gelen valiyi sorarlarmış, namazı var. Kendisi namaz kılmıyor. Validen namaz istiyor. O zaman orayı ayağa kaldıracak, o milleti bir bütünlük yapacak ve senin aleyhine diş mihraklar aldatmaması için onlara din duygusunu yerleştirmen gerekiyor. Size lazım ve elzemdir. Binler misallerinden bir küçük misal size söyleyeceğim. Şimdi seyredin bak ne anlayacak. Ben Van'dayken hamiyetli Kürt bir talebeme dedim ki, Van'dayken Bediüzzaman Hazretleri, Kürt bir talebem vardı. Hamiyetli ama, hamiyetli, gayretli. Kürt bir talebem vardı. Ona dedim ki, Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmişler. Hamiyetin manası tam olarak ne abi? Hamiyet. Hamiyet. İlk önce enfüsten vereyim. Seni ortadan kaldıran şey. Seni senlikten çıkan bir şey yapan. Kimin, eylemde söyleyeyim, kimin hamiyeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir. Hamiyet, kendi içsel yapısını, pergelini, milleti, vatanı, namusu, dini, bayrak uğruna, mukaddes uğruna kendini ortadan kaldırmak. Eyvallah. Orayı tercih etmek. Bunun derecesi var. En yukarısı şehitliktir. Hamiyet-i Aliye feveran ediyor. Mesela bir şey söyleyeceğim size bir müjde. Çok garip. Bugün X birisiyle görüştüm. X birisiyle. Dedi ki hocam dedi sizin fikriniz bizim için çok önemli. Şu anda diyor ayize de açık. Hukukuna tecavüz etmeyin. Bilesin. Burada dinliyoruz dedi. Sizin fikriniz bizim için önemli. Sizin kim olduğunuzu biz biliyoruz. bu Afrin meselesinde
nasıl görüyorsunuz dedi. Sizin gözünüzle görmek istiyoruz. Biz işin içindeyiz ama bu nasıl bir şeydir sizce? Dedim ki sevgili, hamiyetli, gayur kardeşlerim, hepinize selam ediyorum. Selam verdikten sonra hulasası şuydu. Bir at düşünün, at. Bu at bizim attı. Bizim at olması yetmiyor. Dizgini başkasının elindeydi. Bizim alemize sürülüyordu. Bediüzzaman Hazretleri Türk milletin ordusu için diyor ki, bu kahramanı milletin mücahit ordusunu, tamam, mücahit ordusunu inşallah bir zaman gelecek kılıcını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur, ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürür. Bu mücahit Müslümanların ordusu kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur, ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürür. Allahu Ekber dedi. Ne güzel bir cümle. Bunun olabilmesi için altında diyor ki bir hamiyeti aliye feveran edecek diyor. Ve ordu dizginini onun elinde kurtaracak diyor. Ordu at. 80 seneden beri bu milletin evladını cepheye sürüp şehit edip ama annesini törene almayan zihniyet binmişti. Başörtülüdür diye. Başörtülüdür diye o feveran eden o askerleri, fedai askerleri, kahraman askerlerin annesini bile törene almadılar. İşte bu Afrin meselesini boş ver. Bu kahraman Türk milleti, Türk milleti ne? Türk milliyetçiliği değil. Türkiye'de olan Osmanlı'nın evlatları hepimiz. Kürtler, Çerkezler, Lazlar, Zazalar hepimiz. Bu milletin evladıyız. Başka memleketimiz yok. Secde ettiğimiz yer burası. Tamam. Bu milletin mücahit ordusu kılıcını ayağına vurduruyordu. Yani halkına indiriyordu kılıcı. Bu hadise, Afrin hadisesi mücahit ordu dizginini onun elinden kurtardı. Hakikati Afrin'den daha harika bir cihattır, muzafferiyettir. Nedir o? Hamiyet-i âliye toplumda feveran edince onun simgesi olan lisanı ve bileği olan orduda hamiyet-i diniye feveran etti. Allah, peygamber, din, namus öne çıktı. O zaman o ladini zihniyetler, Kur'an düşmanları, başörtü düşmanları, vatan düşmanları, vatanın hainleri, onlar devredişi kaldı. Ordu hakikatini bulması 10 tane Afrin'den daha mühimdir. Bu hamiyeti aliyeden çıkacaktı diyor. Bunu fark edin. Türk ordusu İslam'ın son ordusu hakikaten. Kılıcını ayağına vurduruyordu, halkına vuruyordu. Ben tam askeriyede çadırda hapse yattım. Küçük sözler yakalandım diye. Tamam. Namaz kıldık diye. Şimdi tefsir dersi, siyer dersi, Kur'an dersi var. Askeri akademi ve okullarında. İşte hamiyeti aliye feveran edecek. Bu hamiyeti aliyenin feveran etmesi kadar mükemmel bir netice hiçbir arfin hiçbir şey ödeyemez. Anlamıyorsunuz veya ne bileyim mutlaka anlıyorsunuz da ifade edemiyorsunuz bana. Ordunun hamiyeti diniyesi, hamiyeti peygamberi, hamiyeti Allah, Kur'an ve din aşkı, din hakikati, Allahu Ekber, Allah Allah ruhu feveran etti. Bundan sonra korksun kafir. Cihazınız ne olursa olsun onu kullanacak kalp yoksa. Ha? İşte bunu netice verdi. Bu çok Arfine de benzemiyor. Bu başka bir nimet. 80 seneden beri atımız başkasının elindeydi. Bizi tekmeliyordu.
Şimdi düşmana hücum ediyor o at. Ve ona binen bizi işte bizim içimize sokan hainleri şimdi karşımızda, bu ordunun karşısında. Orada Kürt zannetmeyin. Ermeni orada, Fransız orada, Amerika orada, yedi düvelli orada. Mübalağa görmeyin. Çanakkale'den daha acayip. Anladın? Bu ne? Bende şu vardı gelene kadar. Malum gittim. Baktım ki hamiyeti diniye öne çıkmış. Din. Kimsede milliyetçilik yok. Kimsede başka bir şey yok. Din, bayrak, Allah diyor. Tekbir getiriyor. Şaraplarla kafası parçalanmış orada ceset var. Ceset var. 19-20 yaşında var yok. Yozgat'tan gelmiş. Onu görmüş. Anından öpüyor. Bahtiyar diyor. Onu tebrik ediyor. Ben de geçiyorum diyor. Allah. Lan ölmüş ya, sen de öleceksin. Dedim ya, dedi bir tanesi, seni ordu almaz ne? Hür sürü ordusuyla geçeceğim, orada geçiliyor onlar. Lavaş böyle oldu. Bahtiyar, keşke ben böyle olsam, böyle olmaya gidiyorum diyor. Bunun karşısında hangi cihaz çalışır ki? 10 bin dolar paralı katil, askerler bunun karşısında ne yapabilir? Bu adam şehit olmaya gidiyor, o adam para kazanmaya geliyor. Farkı görüyor musun? Biri ölmeye, biri öldürmeye gidiyor. Evet. Ölmeye gidiyor. Biri ölmeye, biri öldürmeye. Ötekisi öldürmeye de değil, para kazanmaya gidiyor. Şimdi kardeşim, orduda bu feveran etti ya din, Allah ne mutlu Müslümanım diyene. Bitti. Buyurdu işte. Ne dediler abi? Ha? Ne dediler sana bu şey gibi? Tekbir getiriyor, başka bir şey duymuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kaba kaba sesler ama. Öyle taze sesler de değil. Ordu dizginini onun elinden kurtarıyor. Bir hamiyet haliye feveran edip mücahit ordusuna kılıcını ayağına vurdurmaz. Mektubatta geçiyor. Düşmanına vurdurarak ağlayan alem İslam'ı İttihad İslam'la güldürecek. İnşallah. Mukaddemesini yaşıyorsunuz. Selam olsun hepinize. Aynen. Aynen böyle. Ondan sonra biraz sonra böyle bir duygusallık yaşandıktan sonra müjdebti tarih bir şey var mı abi dedi. Bu sefer içinden bir tanesi. Var dedi. Maideti Kur'an'da geçiyor dedi. İlk senenin sonuna doğru. Şam'ın fethi var. Tarih net olmadı abi yalnız. X. Matematikçiler burada çözebilirler mi? Onlar çözer. Ha, o matematikçilere sor. X, X'i bulsun. Sağda var abi. İki tane var. Ancak ikisi çözer. X'e bakış açısı da ne bir dünyadan mı bakıyoruz, başka yerden? Sebep sonucu da sahibi Allah'tır. Eyvallah. Öyle sebepler var ki o sonuç olmaması lazım. Yeter ki muhatab-ı ilahi ol. Rıza-i peygamberi çalış. Vatan, din, aşkı olsun. Her aleyhinizde lehinize dönecek. Her aleyhinizde olan lehinize dönecek. Dönmüyor. Bu adamın sağ olması normal. Her aleyhinde olan lehine dönmüyor mu? Her aleyhinde olan lehine dönmedi mi? Biraz önce konuştuk Mustafa Hocam'la aynı şeyi. Çünkü rivayete geçiyor. Vazifeli ise her aleyhinde olan lehine dönecek diyor. Ben kardeşim Ahmet Mehmet'in peşinde değilim. Bir davam var. Her şeyimi feda ettim. Din ve rıza ilahi. Onun ölçüleriyle bakıyorum. Başka bir nazarla beni sakın sorgulama. Bir şeyin peşinde değilim. Boşuna zahmet çekme. Sorgulanmışım. Ben tasdikli Müslümanım. Her türlü sıkıntıyı çekmişim. Ben tasdikli Müslümanım. Tasdikçi, ümmetçi, milliyetçi değilim. Ümmetçiyim. Ne mutlu Müslümanım diyenin. Ümmetçiyim, milliyetçi değil. Bunu da tasdik etmişim. Bedel ödemişim. Başka zihniyet olmaz. Ben ordunun Hamid Aliyesi'nin feveranını ve Sufyaniyet'ten dizginini kurtardığını görüyorum.
Net bu, gözüküyor. Allah diyeceksin her ortada. Vazife yaptık ortamın çeşitli yerlerinde. X kademelerinde de vazife yapmıştı. Ben Van'dayken hamiyetli Kürt bir talebeme dedim ki, Kürt bir talebesi var ustadın. Ona demiş ki, Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmişler. Bak damarına vuruyor, kim ne yapacak? İbre oynayacak mı? Çünkü bu milliyetçiliği içimize atan bu mikrop İngilizlerdir. Oysa peygamberimiz üç tane şeyi ayağımın altına aldım dedi. Hutbe, veda hutbesinde. Sayabilen var mı sayın? Bir, kavmiyetçilik, menfi milliyetçiliği ayağımın altına. İki, faiz davası. Faiz, kan davası. Üç, kan davası. Demek ki üç şeyi ayağımın altına aldım diyor. Menfi milliyetçiliği, el İslamiyetül ashabiyetil cahiliye. İki tane kan davası, faiz. Bunlardan bir tanesi, bunları bizim içimize sokan da İngiliz. Milliyetçiliği böl parçala yut kanunudur. Şimdi milliyetçi Kürt olmak, Türk olmak, Çerkez olmak senin elinde mi? Senin kazanımın mı ki iftihar ediyorsun? O memlekette o ana babadan doğmak senin elinde miydi? Kim yaptı bunu? Niye yaptı? Üstünlük mü? Allah nazarında üstünlük takvadadır. Dedi ki Türkler İslamiyet'e çok hizmet etmişler. Talebesine diyor. Hakim damarı ibre oynayacak mı? Sen onlara ne ziya, ne niyetle bakıyorsun dedim. Talebesi dedi ki ben Müslüman bir Türk'ü, bak Müslüman bir Türk'ü Kürt diyor. Fasık bir kardeşime tercih ediyor. Ben kardeşim namaz kılmıyor diye iki sene hiç uğramadım. Ne evine ne dükkanına. Uğramadım. Hiç arayıp sormadım. Ama bölgelerde ve bir insanın o namaz kılanları hiç ayrılmamış. Meğer tabii iki sene değil birkaç ay kılmamış. Sonra da utancı gelmedi ama abi ben hep kılıyordum diyor. Ha, bakın niçin örnek verdim? O Kürt'e sormuş. Sen onlara ne niyetle bakıyorsun Türklere? Dedim. Dedi ki ben Müslüman bir Türk'ü fasık bir kardeşime tercih ediyorum. Belki babamdan ziyade ona alakadarım demiş. Niye devam ediyor delikanlı? Çünkü tam imana hizmet ediyorlar Türkler diyor. Şimdi öyle değil mi? O baskı altındaki Kürt milleti Arap değil mi? Oradakiler. Onların imdadına Türkler ölmüyor. Şeyde Filistin'deki o Araplara, o Mavi Marmara'da Türk insanları ölmedi mi? Dünyanın her tarafına sıkıntı çekenlere Türk milleti koşmuyor. Ne alakası var Türkçülükte? Mahamiyet hali görmüyor musunuz? Ümmet var ortada. Kim yaparsa yapsın. Belki babamdan ziyade ona alakadarım. Çünkü tam imana hizmet ediyorlar. Bak bu çocuk böyleydi. Hocalar. Bir zaman geçti. Allah rahmet etsin. O talebem ben esaretteyken İstanbul'da mektebe girmiş. İstanbul'da mektebe gitmiş. Üniversiteye. Esaretten geldikten sonra gördüm bazı ilkçi muallimlerden aldığı Aksun Amel ile de o da Kürtçülük damarı ile başka bir mesleğe girmiş. Bana dedi ki o talebe üniversitede bak ne al. Ben şimdi gayet fasık, hatta dinsiz de olsa bir Kürt'ü salih bir Türk'e tercih ediyorum. Bu hale gelmiş. Bozulmuş. Tam aksine bozulmuş. Şuraya bak. Sonra ben onu birkaç sohbette kurtardım. Tam kanaati geldi ki Türkler bu millet-i İslamiye'nin kahraman bir ordusudur. Ustad eski eserinde diyor, Asar Bediyesi'nde, Türk, kendisi Kürt ustad. Resulullah Arap, Allah nereli? Bak görüyor musun? Merdiven gidiyoruz. Ustad bizden üstün.
Resulullah ondan da üstün. Allah hep şeyin sahibi. Değil mi? Bulut nereli? Her yeri. Güneş nereli? Her yeri. Hem doğunun hem batının. Allah nereli? Bunlar basit basit şeyler ya. Davasız, kimliksiz, kimliksiz insanların kimlik arayışlarıdır. Milliyetçilik. Kimliksiz ve kişiliksizlerin kimlik arayışlarıdır. Menfi milliyetçilik. Tabii menfi milliyetçiliği. Ümmetçi olacağız. Ne mutlu Müslümanım diyene. Kim olursa olsun o zaman güçlü olacaksın. Diyor ki, tam kanaati geldi ki Türkler bu millet İslamiyenin kahraman bir ordusudur. Şimdi diyor ki, ey sual soran mebuslar. Demişler ya, biz şimdi ulumu anane ve ulumu diniyeden ziyade gaprulaşmaya ve medeniyete muhtaçız dediler ya. Şimdi bu olayı anlattıktan sonra tekrar onlara hitap eden diyor ki, ey sual soran mebuslar, Şark'ta 5 milyona yakın Kürt var. 1947. Bir daha, ey sual soran mebuslar, Şark'ta 5 milyona yakın Kürt var. 100 milyona yakın İranlı ve Hintliler var. 70 milyon Arap var. 40 milyon Kafkas var. Acaba birbirine komşu, kardeş ve birbirine muhtaç olan bu kardeşlere bu talebenin Van'daki medreseden aldığı dersi dini mi daha lazım? Veyahut o milletleri karıştıracak ve ırktaşlarından başka düşünmeyen ve Uhuvvet İslamiye'yi tanımayan sırf ulumu felsefeyi okumak ve İslami ilimleri nazara almamak olan o merhum talebenin ikinci hali mi daha iyidir? Sizden soruyor. Anladık değil mi soru? Yani hangisi bu vatana, bu millete, kendisine ve mensup olduğu vatana faydalıdır? Yani birincisi. Ya. İşte bu cevabımdan sonra anane aleyhinde ve her cihette gaprulaşmak fikrini taşıyanlar kalktılar, imza ettiler. İsimlerini söylemeyeceğim. Allah kusurlarını affetsin, şimdi de vefat etmişler. Ustad niçin bunu şey yapmış? Ben ortadan aldım. Ustad Van'da, aynı Mısır'da, Camiül Ezer namında bir üniversite kurmak istiyor. Darül Hikmet İslamiye'yi vazifesini yapsın diye. Medresetü Zehra namında bir üniversite yapacak. O üniversitenin temel anlayışı, yürümesi şu sistemle yapılacaktı. Fen ilimleriyle din ilimlerinin karma yapılarak. Karması. Medresetü Zehra o demek. Yani ustad diyor ki, sırf aklı esas alıp kalbi bırakmak inkarcılık çıkıyor. Kafayı bırakıp kalbi esas almak taassup çıkıyor. İkisi de acübe-i hılkat oluyor. İkisi cem edilmesi lazım. Manayı talim ve terbiye. Evet. Talim ve terbiye. Hukuktan mezun, adam hukukları paymal ediyor. Terörist daha çıkıyor. Ya hukuktan mezun ya. Hukuku mu? İnsanların hukukunu yok. Daha ne hukuk anlatacaklar? Talim tamam. Terbiye yok. O zaman o medresenin inşası için kalktılar o ve imzalamayan mebuslar imzaladılar diyor. Rabia, madem reis-i cumhur gayet mühim mesail-i siyasiye içinde Şark Üniversitesi'ni en emniyetli bir mesele yapıp hatta harika bir tarzda 60 milyon liranın o üniversiteye sarfı için bir kanun çıkarmak derecesinde fevkalade bir hizmet ile medresenin medar ihtiyarı ve kendisine büyük bir şeref verdilen bu medrese-i İslamiye'ye eski hocalık hissiyatı ile başlaması bütün Şark hocalarını minnettar etmiş. Ve şimdi Orta Şark'ta Sulh-ı Umumi'nin temel taşı ve birinci kalesi olan bu üniversiteyi yine mesail-i azime-i siyasi içinde yeniden nazara alması elbette bu vatan, bu devlete, bu millete bu azim, faideli hizmeti netice verecek. Mesela şimdiki hükümete de diyor, devlete de diyor. Yani böylelikle maddi imkanları, paraları yağdırsan, maddi imkanları da versen, refah da yapsan, işlerinde o milliyetçilik kurdu çıkmaz. Nasıl çıkar?
Bir şartla. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir hadisi var. İnsanların akıllarını talip, kalplerini terbiye etmedikçe hiçbir iyiliğiniz onları memnun etmeyecektir. Sırf din versen olmuyor. Taassup mollalar çıkıyor. Bedevi gibi yani. Mesela terakkiye, çalışmaya karşı çıkıyor. Anlamadığı için o küçük kafasıyla alem İslam'ı yönetmeye kalkıyor. Sırf aklı versen inkarcılık çıkıyor, esmaperestlikler çıkıyor, tabiatperestlikler çıkıyor. İkisi cemel edilmesi lazım. Bu tarih doludur. Tarih bize gösterdi ki ne zaman bu millet dine sarıldı, terakki etti, çağıştı. Hem maddi hem manevi. Ne zaman dini terk etti, dibe indi. Avrupa ne zaman dinine sarıldı, dibe indi. Ne zaman dinini bıraktı, terakki etti. Çünkü bozuk dindi. Ondan örnek gösteriyorlar. Avrupa'nın terakkisi diyor, dinini terk etmekle oldu. O zaman biz de terk edelim. Yanılıyorsunuz efendiler diyor usta. Onlar bozuk formül olan bozuk dini terk ettikleri için tabii ki terakki edeceklerdi. Bozuk dini terk ettikleri için terakki ettiler. Bozuk dine sarıldıkları için tedirni ettiler. Bizim ise sağlam din, yeni din, bozulmamış bir dine sarılırsak terakki ederiz ki tarih bize göstermiştir. Tarih bize ne zaman dine sarıldık, o zaman terakki ettik. Tamam. Ne zaman bıraktık? 80 sene. Dine, dindara düşman olduk. Ne oldu? Köy muhtarından reisi cumhuruna kadar kimin zihniyetiyle büyümüşse, bu Türkiye geri kalmışsa bedeli o zihniyete aittir. Evet. Müslümanlara fatura çıkarma. Niye biz terakki etmedik? Biz deme. Bu zihniyet. Hangi zihniyet? Köy muhtarından reisi cumhura kadar hangi zihniyette yetiştiyse, Türkiye geri kalmışsa faturası onundur, terakki etmişse de onundur. Hem Müslümanlara fırsat vermeyeceksin, başörtüyü çıkıp okullardan atacaksın, namaz kıldığı için öğretmenleri soruşturma çıkartacaksın, buluş yaptığı için onu cezalandıracaksın ve laboratuvar vermeyeceksin, yurt dışına kaçmasına fırsat vereceksin. Sonradan niye terak etti, etmedik diye Müslümanlar fatura çıkacaksın. Hiç kusura bakma artık. Bu millet gözünü açtı. Yemez ya. Faturayı bize çıkartamayacaksın. Sen yetiştirdin. Bunun terörü de, mükafatı da, zararı da sana aittir. Artık elhamdülillah bu millet sırtındaki ahtapottan kurtuluyor. Hamdolsun. Elbiseden çıkıyor. Ama bir şeyi söyleyeyim ben ya, şimdiki eğitim sistemimizin ne gibi sıkıntısı? Şu anda iyi gidiyor. O derslerimiz tekrar geldi. İşte onu diyoruz yani. Şimdi eskide sen öğretmensin, namaz kıldığını bilinseydin, namaza kılabiliyor muydun? Çocuk Esenler Lisesi'nde bodrumun altına gizli namaz kıldı diye soruşturma geçirdi okul. Namaz kılmak okula ne zararı var? Şimdi demiyor şimdi. Tabii ki güzel oldu elhamdülillah. Siyer dersi başladı değil mi? Değerler dersi başladı. Kur'an-ı Kerim başladı. Ya senin matematiğine zarar mı? Sen dini öğrendin diye inşaat mühendisi mi olamadın? Tam tersin. Siz gelmediniz. Onu anlatmıştım. Adam inşaat mühendisi mezun olmuş. Devlete girmiş. Devlet demiş ki bak ihale verdim. Köprüler yaptı. Bu muhtemel. Sen inşaat bizim bu 80 milyonun temsilcisisin. Onun parasıyla okudun, onunla geçiniyorsun. Git diyor şu mutaydin yaptığı köprü denetle. Aldığı küçük bir rüşvetle 80 milyonun hukukunu kale almadan eksik çimento yanlış projesini onaylıyor. Acaba din duygusu rüşvet almayı vereni lanetlendiğine inansa ahiret mesuliyetini, ahirette Allah bunu bana soracak şuurunda olsa ona imza atar mı? Gerekmediği halde seni o doktorun ameliyat yapar mı para için? Bu millette görmedik mi parası yok diye tedavi edilmeyi? Benim babamı böyle öldürdü. Doktor öldürdü. Mahkeme verdim. Mahkeme tamam diyor, doktor suçludur. Validen izin istedi. Adliye müsaade et, bu doktoru sorgulayacağız dedi. Vali müsaade etmedi. Yazanemize götüreceksiniz dedi. Beyin kanaması geçireni acilde bekleterek beyin kanamasının işlemesine vesile oldu. Benim diyor yazıhaneme getirdiniz mi diyor.
Yazar muayenehanesine yani o zaman. Özel muayenehanesine. Özel muayenehanesine. Acaba Allah ve ahiret duygusu onda hakim olsa yapar mıydı? Onu nasıl bir zihniyet koruyor? Mahkemeye veriyoruz. Kazanıyor. Vali müsaade etmiyor ki memuru sorgulasın. Ya dedemin de, dedemi de hasta olduğu halde şehre şapkayı hasta olduğu halde şapkası yok diye şehir hastanesine almadılar. Köyden giderken yolda çevirdi. Şapka yok giremezsin şehre. Zihniyete bak. Bu şeyden buraya geldik. Şimdi Kur'an dersi var. Allah ebeden daima razı olsun koyanlar. Kur'an'ı koydu. Ne niyetle koyarsa koysun. Ben çocuklar Kur'an alıyor mu kardeşim? Siyer dersi alıyor mu kardeşim? Namaz kılmak serbest mi kardeşim? Her okulda mescit yapmak serbest mi kardeşim? Namaz kılan engel yok. Ya ne niyetle yaparsa yapsın ya. Ötekisi niyeti bozuktu kıldırtmıyordu. Bunun niyeti başkadır. Ben namaz kılıyorum. Ben netice bana namaz geliyor mu? Çocuğum Kur'an okuyor mu? Yani başka bir ne mana arıyorsun? Bana dinimi serbest kılana, dinimi yaşamama vesile olanı takdir ediyorum. Bundan daha doğal ne olabilir? Tahrip çok şey şiddetli olduğu için tahrip kararı ve bunu sebebelerin 5-10 yıl sonra var. Tabii çıkacak ya. Çocuklar tabii, mesela. Yani. Ancak Kur'an dersi ya bir baktım torunumuza, torunum söylüyor. Ondan sonra baktım ki Kur'an şey yapıyor. Ezberliyor, elemteli şey yapıyor. De, hocam dedi ki bunu ezberlesiniz tamam sözlüden geçeceksiniz. Elemteli aşağı. Ulan ben uğraşsaydım hiçbirisini öğretemeyecektim. Abi anaokulunda şu anda Kur'an dersleri veriliyor anaokulunda. Anaokulları devletin okulundadır. Devletin okulunda veriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim, Siyer-i Nebi vesaire anaokulunda bu yani. Çocuk sen bu dinin D'sini anlatsan 2000'den önce ne yapardın? Ben çocuklara Kur'an öğrettim diye harf inkılabından dolayı sorgulanan ilkokul çocuklarını bitirmeden Kur'an öğretilemez. Kararname vardı. 15 yaşında. İlkokul çocuğuna Kur'an öğrettim diye ha burada sorgulandı. Kırkan'da bu. İlkokul çocuklarını alıyorum ders verdim diye. Bir tanesi çıktı da Allah razı olsun Urfalı. Ya dedi, o dedi ilkokul dedi. O ilkokul çağır değil falan. Biz dedi ilkokulu göndermedik dedi. Mertçe söyleyince hiç okula gitmeyince ilkokul çağır da falan kalmadı. Adam o zaman bir şey diyemedi bıraktı. Daha yani bunları geçirdi kardeş bak. 55 yaşındayım görüyor musun? Hepsini dönemiş. 75'ten beri biliyoruz yani bu olayı. Şimdi de takdir ediyoruz. Elhamdülillah dua ediyoruz. Emeği olanlara. Ya Rabbi bu millete, bu vatana, bayrağına, namusuna, geleneğine, örfüne ve kültürüne hizmet edeni ve hizmet edenlerin çoluk çocuklarında insi ve cinli şeytanların şerinden semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi hastalıklardan ve suikastlerden. Hıfz-ı emin eyle ya hafız-ı zülcelal. Diyorum yani böyle. Allah'ım İslam'ın son ordusudur Türk ordusunu. Hafız ismi hürmetine hıfz eyle. Amin. Galip ismi hürmetine galip eyle. Ve diyorum. Niye? Vatan için. Suriyeliler aşağıda. Bak aşağıda okuyor. Onları görünce içim parçalanıyor. Sabah erken geliyorlar hocalarından önce. Bizim zile basınca alıyoruz, soframızı alıyoruz. Tam da soframıza denk geliyor. Utanıyor çocuklar. Zorla öyle mi diyeyim? Aynen. Oturacaksın, yiyeceksin. Benim ve onu gurur duyuyorum elini uzattığı zaman. Soframı uzattığı zaman şeref duyuyorum. O çocuk, o çocuğun hürmetine belki Allah beni affedecek. Aynen. Uzatıyor böyle. Tamam elini uzattıkça şeref duyuyor. Bakıyorum yesin. Kim? Kim olursa olsun. Müslüman mı? Kardeşimdir. Ayağı basınmıştır. Müslüman mıdır? Bitti. Çünkü ben ümmetçiyim kardeş. Milliyetçi değil. Siyonist değil. Milliyetçiliği onlar şey yapmış. Yahudilikte milliyetçilik var. Ümmetçilik yoktur. Ümmetçilik ancak Muhammed ümmetinde var. Müsbet milliyetçilik nasıl bir şey abi? Müsbet milliyetçiliği eğer dine vesile yaparsanız diyor müsbettir o. Mesela bak bir misal vereyim. Ben Karadenizliyim, Rizeliyim. 1992'de Kırıkan'da geldim. 94'te yeri açtım. Burada bu o zaman kaç 60 bin Kırıkanlı vardı. 408 evler diye Karadenizliler var. Heyelandan dolayı gelmişler. Bak menfi, şey müsbet milletçik nasıl? Onlar Trabzonlu, yani Karadeniz. Ben Rizeliydim, Karadeniz. Beni bağlarına aldılar.
Allah razı olsun hepsinden, üç köyün. Bağlarını aldılar, içlerini aldılar. Orada dershane açtık. Üç köyün ortasında. O üç köyden gelen üç köyün ortasında. Ve gelen geleni, öyle mi? İnsan dolup taşıyordu. Gece gündüz geliyorlardı. Ya bizim evladımız, bizim uşağımız. Ama din anlatıyor. Bu, başkası gelse bu teveccüh olmazdı, bu güven olmazdı, bu sevgi olmazdı. Biz de ne yaptık o gelenlere? Allah anlattık. Peygamber anlattık, he Mehmet abi? Evet. Kur'an anlattık, Resulullah'ı anlattık. Ümmetçiliği anlattık. Bak, milliyetçilik hayra hizmet etti. Ümmete hizmet etti. Milliyetçilik ümmete hizmet ederse müsbettir. Mesela toprağım diyorsun, askerlikte de öyle. Bunların yeri yok değil. Milliyetçilik vardır. Fıtratta vardır, bunu reddedemezsin, terk edemezsin, topraktır. Ama o ayrışmamıza değil, bütünleşmemize vesile olmalıdır. Din-i mubinimize hizmet etmelidir o vasıf. Öğretmensin, doktordur, esnaftır. Bunlar din-i mubine hizmet edecek. Neticede zekatınızı veriyorsunuz fakire. Neticede bu toplumun evladına hizmet ediyorsun. Sen eğitiyorsun, sen ameliyat yapıyorsun. Sen de bozdolabı satıyorsun, sen de eğitiyorsun mesela. Yani bu beraberliğimize vesile oluyor. Milliyetçilik bir olmamıza vesile oluyor. O birliğimizden hepimizin davası olan İslam'a Kur'an. Türkler bir olmuş, Kürtler bir olmuş, Çerkezler bir olmuş vesaire bir olmuş. Ama hepimizi bir yapan İslami ve dini değerlerdir. O onun etrafında topluyorsa o milliyetçilik mukaddestir ve çok güzeldir. Yani bölük pörçük olmuyorsun. Bir olan bir. O lazım. Ha, yok değil. Vardır, olmalıdır. Ama bunun için. Şuranın için. Bunlar çatışmak için yaptın mı? Onun adı menfi milliyetçiliktir. Irkçılık. Irkçılık, evet. Irkçılık. Biraz sağlam denize atmalı hocam. Evet. Ve şimdi orta şartta Sulh-ı Umumi'nin temel taşı ve birinci kalası olan bu üniversiteyi yine mesail-i azime-i siyasi içinde yeniden nazara alması elbette bu vatan, bu devlete, bu millete, bu azim faydalı hizmeti netice verecek. İnşallah Van'da bu hizmet kargas olmuştu. Bu savaş olmasaydı, bu terör illeti belası olmasaydı, Van'da bunun hikmetini, bunun emniyetini, hassasiyetini bu hükümet anladı. Oraya bu Medrese-i Zehra binasını yaptı. Ama terör o binayı yıktı. Yani duvarlarını yıktı. Hendek olaylar değil mi abi? He? Hendek olaylar mı? Hendek olaylarından önce. O Medrese-i Zehra üniversite ya. He? Doğuya doğru. Evet, o hatta tuvalet taşlarını bile kırdılar. Kürt ırkçılara onlar da dine düşman. Dine düşman ve pek o dediğin işte Kürt milliyetçileri Kürt'ün nesillere de düşman. Dikkat edin, doğudan çıkan terör doğunun neslini yok etti. Doğunun dostu mudur? Çocuklarını, kızlarını paymal etti. Kime zarar oldu? Batıya olmadı ki. Nasıl Kürt milliyetçisi? Kürtleri yok ettin. Neslini yok ettin. Huzurunu kaybettin. Mallarını talan ettin. Evlerinden çıkarttın. Nasıl ona bir şey getirdin ki? Evet. Ulumu diniye o üniversitede esas olacak ulumu diniye. Yani din ilimleri insanda hakim olacak. Çünkü hariçteki kuvvet tahribatı manevidir. Yani dışarıdan gelen milliyetçilikle geliyor. Ve günahlarla geliyor. Menfaatını tahrik ediyor, şey diyor, rüşveti diyor. Buna karşı matematikle duramazsınız. Milliyetçinin karşısında matematikle çıkamazsınız. Milliyetçinin karşısında fizikle çıkamazsınız. Milliyetçinin karşısına iyi bir tıp eğitim vererek çıkamazsınız. Milliyetçiliğin ve ırkçılığın karşısında para ve maddi imkanlar hastane yaparak durduramazsınız. Milliyetçiliğin, ırkçılığın karşısında ancak ve ancak ulumu diniyedir. Din ilimleridir. Dindir. Allah'tır. Peygamber sevgisidir. Kur'an'ı Kur'an'a hakim kılmaktır. Ümmet ruhunu verir o. O zaman o ırkçılık veya milliyetçilik ona hizmet eder. Durduramazsınız fizikle, matematikle onu. Çünkü hariçteki kuvvet tahribatı manevidir. İmansızlıkladır. O manevi tahribata karşı
Atom bombası ancak manevi cihetinden, maneviyattan kuvvet alıp o tahribatı durdurabilir. Yani ancak din. Bak şimdi savaştan değil mi? Yedi düvelleden biz, bu tarafta şey var değil mi? Müslüman kardeşlerimiz var. Bak nasıl? Tek bir gayeleri var. Allah'ın dinini aziz etmek. Şehit olmak. Görüyor musun? Ancak din. Çünkü öteki tarafta dinsiz. Marksist, Leninist. Madem 55 sene bu meseleye bütün hayatını sarf etmiş ve bütün dekaykiyle ve neticeleriyle tetkik etmiş bir adamın bu meselede reyini almak ve fikrini sormak lazım gelirken Amerika'da ve Avrupa'da bu meseleye dair istişareyi kendinizi mecbur bildiğinizden, eskide böyle, şimdiye kadar, bugünlere kadar Amerika ve Avrupa'nın onayını alıp yapacaktınız. Kanınızı ve ruhunuzu emen, kemik iliğimizi sömürenlerle meşveret ediliyor. Onların dediği yapılıyor. Bak ne hale geldi. Abi haşhaş ekeceksiniz, Amerika'nın onay vermesi lazım. Haşhaş ekerken... Şeker dahi. Şekerden dahi. Amerika onay verecek. Ne kadar alakasız bir şey aslında. Ondan sonra şekeri alacaksın ben de Ecevit'ten. 1 milyon dolar para şöyle kredi vermek için. Şu kadar şey donum teyi yasaklayacaksın. Şeker ettirmeyeceksin. Yaşadık. Ya. Bunlar Avrupalaşacaksın. Ha, Avrupalaştın. Onlardan diyor meşveret etme. Ne diyor? Bütün dekaykiyle ve neticeleriyle tetkik etmiş bir adamın bu meselede reyini almak ve fikrini sormak lazım gelirken Amerika'da ve Avrupa'da bu meseleye dair istişareyi kendinizi mecbur bildiğinizden elbette benim de bu meselede söz söylemeye hakkım var. Hamiyetkar olan bütün bir millet namına sizden bekliyoruz. Said Nursi, saat geçti, bir saati geçti değil mi? Yok, 53 dakika oldu abi. 53 dakika oldu. Şeyi de okuyacaktım ama okumayayım. Bir millet dinsiz kalamaz. Hiçbir millet dinsiz kalamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Hiçbir millet dinsiz kalamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp de Hristiyan olamaz. Bütün sorularına, bütün meselelerine, bütün şeyle Kur'an'la cevap eden, Kur'an onlara hükmedip Müslüman olacaklar diyor. Onun emirdağında okuyacaktım. Fakat uzun olur. O bir yarım saat alır ki 1,5 saati geçer. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلْفَاتِحَةَ مَا السَّلَوَاتِ